Büyüklerimiz meymun. Hudutlarımız da Moğol devriye birliklerini görmüşler. Bu soysuzlar 10 yıldır satın aldıkları sultanın köpekleriyle işlerini görürlerdi. Şimdi buralarda ne işler oldu beyim? Buraya kadar gelmelerinin bir sebebi olmalı beyim. Gözedağ cenginden sonra devleti ele geçirdiler. Anadolu'nun her tarafına illet gibi yayılıp ahaliye kan kusurdular. Biz bu toprakları kılıç akıyla aldık. Alın teriyle de mamur ettik. Söğüt, Anadolu'nun kalbidir, yüreğidir. Yüreğimiz hürriyet ve adalet için attıkça umut kesilmez Ertuğ Bey. Onlar da bunu iyi bildiklerinden yüreğimizi söküp buraları yangın yerine çevirmek isterler. Ateş olup gelsinler beyim. Biz de eriyip tükenmez çelik gibi sen çıkarız karşılarına evvelallah. Evvelallah. Gereken tedbirleri al. Belli ki obaya gelmeden dönmeyecekler. Emin olur beyim. Emin olur.
çalışan. Yarabbim. Amin. Nefes vardır. Nasıldır ahval artık bey? Kanını durdurabilsin mi oğlum? Yine dikiş atacağım. Dikiş attıktan sonra iyi olacak inşallah. İnşallah. Hayvancım geldi nefes. Geçmiş olsun. Bu adamlar sizden ne isterlerdi? Bilmiyorum. Belalayıp götürdüler. Thank you.
Görüşürüz. Thank you.
Yolda sizi nereye kaçırdıklarını söylediler mi? Bir ipucu, bir isim verdiler mi? Zavallı adamın ve ailesinin hali perişan olmuş. Hala şaşarım o yaşta bir çocuğun bunu nasıl cesaret ettiğini.
adamların kim olduklarını bilir misin? Kefereden olduğunu bilirim. Asker miydiler? Ahali kıyafetleri vardı lakin askerden farksızlar. Vuruşma Turuna Tepesi eteklerinde olmuş Bamsı. Tez oraya varasın. Lejlere tek tek bakasın. Onların kim olduklarını, neyin nesi olduklarını öğrenmeden gelme Bamsı. Buyruk senindir beyim. Buyruk senindir. Thank you.
neredesin buralarda Sangoç? Papaz efendi. Ertuğrul Bey'in verdiği erzakları fukara köylere dağıtmamı istedim. Dağıttım. Söğüt'e giderim. Sizler ne yaparsınız burada?
yaşayan biri olabilir. Oralarda yaşayamayacağına göre
Geleceğin tek yer Söğüt Pazar'dır. Ona göre tedbirinizi al. Buyurun beyimdir. Söğüt'e gideceğiz. Aileden gözünü ayırmayasın Turgut. Onlar da değerli bir şey vardır. Akşam toyu onları da davet edesin. Gelsinler. Buyurun Sendir Bey. Beslediğimiz adamlar bizim töremizi çiğner öyle mi?
buraya gelene kadar onca pazar gezdik. Hiç bu kadar kalabalığını, bu kadar zenginliği görmedik. Bereketliymiş maşallah. Her zaman mı böyledik? Yazmış hep böyledir. Her taraftan kervanlar ve tüccarlar gelir. Her tarafta pazarlar kanallarken buranın zengin, bereketli oluşunun sırrı var mıdır? Bunun tek sırrı Ertuğrul Bey'in adaletidir. Kimsenin hakkını kimseye yedirmez. Tanrı olmuyoruz.
gazeteci olduğunu bilmez misin? Baba, elimdeki altını bunlara verdim. Verdim çünkü ticaret yapıp daha fazla altın kazanmak istedim. Lakin bunların devecilik ettiğini bilmezdim. Sen elindeki altını ticaret yapmak için bu soysuzlara verdin. Bunlar da daha fazla kazanmak için tüccara, köylüye faizle verdiler. Sen bu kazancın haram olduğunu bilmez misin? İnan bu adamların defecilik ettiğini bilmezdim baba. Nasıl bilmesin Gündüz? Nasıl bilmezsin Gündüz? Sen kazancının helal mi, haram mı olduğunu bilmeden nasıl alırsın? Baba ben... Sakın bana baba deme. Çıkıl karşımdan. Gündüz geçti beyim. Bu etlerin tefeci olduğunu bilmeden bu işe bulaşmıştır. Öyle değil beyim. Gündüz arslan gibi yiğittir. Atların aslıdır. Öyle bir şeye tevessül etmeye çözdü beyim. Oğullarım düşmanların türlü hilelerini öğrenerek büyüdüler. Düşmanların yalnızca cenk meydanında kançılık etmeyeceğini savcı da, Osman da bilir.